5. 6. bölümden sonra ben oynamıyorum. O beni oynatıyor. Şimdi Cevat'la da böyle bir serüven başlıyor. Akşam TV'den herkese merhabalar. Mükemmel Eşleşme setindeyiz. TRT'nin yeni sezonunun ilgiyle takip eden ve merak edilen komedi işlerinden birisi Mükemmel Eşleşme'de sevgili Ayhan Taş konuğumuz, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Biz aynı çalışıyoruz. Evet. İşimizi icra ediyoruz. Evet. Bizi de misafir ettiniz. Teşekkür ederiz. Cevat rolüyle sizi izliyoruz. Her zaman ekranda gördüğümüz Ayhan Taş'tan biraz farklı galiba. Evet. Ama bir de Cevat'ı sizden mi dinlesek yani? Farklı. Çünkü yeni yeni tanışıyoruz. Ben ve Cevat. Yeni tanışıyoruz. Birbirimizi tanıdıkça yaşayan Cevat'ı daha iyi çıkaracağız. Farklı, çok gerçekçi bir metin. Yani komedi komedi olsun diye yazılmış bir metin değil tek başına. Normal bir hayatın gerçeğini gülünç anlayıyla gördüğümüz bir metin. Yani karakterlere böyle komik tip yüklemeleri de yapılmamış. Herkes kendisi daha çok oynayarak bulduğu, çıkardığı şeyler. Genelde belirgin birkaç tane tipimiz net var. Onun dışında gündelik hayattaki anneler, babalar, eşler, o durumlar, iç güveysi damadı falan filan, bu tür durumlar var. Bu yaşadıkça hepimiz bu hayatı gerçek bir hayata evrilmeye çalışıyoruz ve karakterlerimizle de ilişki kurmaya başlıyoruz. Yani şimdi ben Cevat neye nasıl reaksiyon veriri çok iyi kestiremiyorum ama metnin verdiği reaksiyonu veriyorum. Reaksiyon veriş şeklimi, onun jestleri, mimikleri nelerdir çok iyi bilmiyorum. Oynadıkça yükleniyor bana. Oynadıkça o özellikler yüklenmeye başlıyor. Öyle hissediyorum yani. Sizin... Daha çok ilişki kurmaya başladım. Gerçi 3. bölümü çekiyoruz. 4'ü çekiyoruz değil mi Şule? İşte yani tanımaya, tanışmaya, eşleşmeye başladık. Yani o mükemmel eşleşme adı bir de mesela... Gündelik hayattaki Ayhan'la, oyuncu Ayhan Taş'la oynadığı rol Cevat'ın eşleşmesi. Evet. Yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. İşte Ayşegül Hanım'ın Fadime ile eşleşmesi oluşmaya başlıyor. Herkesin değil mi Ayşegül? Absürt ve doğaçlama komediyle biz bildik ya. Evet. Cevat'ta da ilerleyen bölümlerde Ayhan Taş mizahından bir şeyler bulur muyuz diye. Muhakkak olacak. Her oyuncunun kendinde bulduğu bir yer var ve o bulduğu yerle onun üzerine inşa ederek kuruyor ya da her oyuncunun demeyeyim kapsayım ben kendi adıma o oyunculuk sanatı alanı serüveninde öyle oluyor. Onun nasıl biri olduğunu anladığınızda onun davranış şekli de gestusu açığa çıkmaya başlıyor. Bunu yaşayarak ben daha önceki belirgin mesela tiplerde öyle oluyordu. 5. 6. bölümden sonra ben oynamıyorum, o beni oynatıyor. Şimdi Cevat'la da böyle bir serüven başlayacak. Bakalım 7. bölümde filan Cevat nasıl çıkacak, nasıl oynatacak? Gittikçe şekillenmeye başlıyor Cevat, oluşmaya başlıyor. Bunu size de sormak istiyorum. Ekranda komedi işinin bu kadar az olduğu bir dönemde, diğer kanallarda hep bütün yani lise temalı yaz izlerinde bir de hep böyle bir dramın ağırlık olduğu işler görüyoruz ama TRT'nin böyle tüm işlerde yaz dizisine gitmesini siz bir sanatçı çok olarak... Güzel, çok güzel, ferah ferah izlerken bile biz oynadığımızı izlerken biz keyif alıyoruz ya. Yani aman onun hastalığı ne oldu, öbürü buna ne yaptı falan filan demiyoruz. Hani hakikaten biraz gülümsetecek şeyler, biraz ferahlatacak. Komedinin işlevi bu zaten. Ve yıllardır yaptığımızda da görüyoruz. Biz ne işe yarıyoruz ki diyemiyoruz çünkü yaradığımızı görüyoruz. Hani birisi geliyor koluma giriyor, neredeydin sen diyor bu kadar yıldır. Bakmıyor bile suratıma mesela. Ben de bakmıyorum, yolda yürüyoruz. Niye diyorum, 5 yıldır diyor psikolojik tedavi görüyordum ya, 5 ay önce seni gördüm diyor, izlemeye başladım, iyileştim diyor adam mesela. Böyle çok şeyler görüyoruz. Evet, komedinin gücü, çok çok fazla şeyler görüyoruz. Mesela bir kabin memuru dizini koydu, elini dizine koydu şeyden sonra, C'de oturuyorum koridorda, servisini falan bitirdikten sonra
Dolu dolu böyle güzel bakarak, böyle gözünden yaş gelerek, ağlayarak teşekkür ederim, iyi ki varsınız dedi. Bir ay dedi hastanede çok yoğun dedi, sıkıntılı günler geçirdim. O kadar destek oldunuz ki dedi. Biz bir şey yaramadığımızı zannediyoruz ama yarıyoruz yani. Yani yarıyormuşuz yani. Komedi yarıyor yani, değiyor. Dokunuyor insanları, biraz ferahlatıyor, iyi geliyor. İyileştiriyor, sağaltıyor böyle. Gülmek değil mi? Öyle bir şey yani. Hani gülebilmek. İnsan sadece dudağıyla, gözüyle bile izlerken ferahlayarak gülebilmesi rahatlatıyor. Buradan buralara doğru bir şeyler gidiyor. İyi geliyor yani. Mesela tiyatro spor tanımı nasıl ortaya çıktı? Tiyatral ögelerle belli oyun kuralları içerisinde iki takımın birbiriyle müsabaka etmesi, seyircinin de bu müsabakayı değerlendirip bunu puanlaması, müsabaka sonuçta da bir skor çıkıyor yani. Mahşer, Cümbüş, bu gösteride mesela 3-1 mahşer kazanıyor. Mesela 2-2 berabere kalınıyor. 4-0 yenen de oluyor. Hiç alamıyor falan, alamıyor. O gün çok kötü olan da oluyor. Kanada'da Keith Johnson diyor ki boksa ilgi çok yoğun ama tiyatroya ilgi yok. Yani spora ilgi çok yoğun ama tiyatroya ilgi yeterli seviyede değil. Tiyatro sporu biçimini çıkarıyor. Ve ilk boks ringinde kapışıyor tiyatrocular, tiyatro unsurlarla belli oyun kuralları içerisinde. Ben de zannediyordum ki sizin ekipçe kendi bulduğunuz bir terim ve bunu kazandırdınız tiyatro. Biz Mahşeri Cümbüş'ü kendimiz, ekibimizin ismini Mahşeri Cümbüş koyduk ama tiyatro sporu dünyanın her yerinde, her ülkesinde yapılan Keith Johnson'ı çıkardı ve Keith Johnson Enstitüsü'ne bağlı olarak yaparız ve dünya doğaçlama tiyatro haritasında mesela Mahşeri Cümbüş İstanbul olarak görürsünüz ve Mahşeri Cümbüş'ü dünyanın bütün doğaçlama tiyatro ekipleri bilirler. Yıllardır var olan bir ekip. Gerçekten benim kendi çocukluğumdan beri bildiğim bir ekip ve tiyatroyu sevmemi sağlayan ekiplerdensiniz. Ama her şeyin çok çabuk, hızlıca tüketildiği bir dönemde sizler dostluğunuzu bozmadan bu ekibin çalışmalarını sürdürmeye devam ediyorsunuz. Bunu nasıl başardınız? Ya kurumsallaştık tabii. Yani bir ekol, bir disiplini yaratıyorsunuz, var ediyorsunuz. Bunu bir nicelik olarak, sayısal olarak da bir sahnede gerçekleştirebilecek bir sayısal yeterliğe ulaşıp bu yapıyı da kurumsallaştırıyorsunuz. Jim Carrey'leri yetiştiren Second City geleneği, Marlon Brando'ları yetiştiren aktör stüdyo gelenekleri, bunlar metotlardır. Bir disiplindir, sanat disiplini. Biz de öyle bir disiplinin insanlarıyız ve bunu tabii ki büyük, bence de çok büyük bir marifet. Mesela söyleşilerde de doğaçlama tiyatro ile ilgili bir şey sorduklarında ben şunu söylüyordum hep. Doğaçlama tiyatroyu değil, sizin sormanız gereken öğrenciyken, ikinci sınıftayken kurulmuş bir ekip, 8 arkadaşın kurduğu bir ekip nasıl olur da yıllarca devam edebilir? Bu yapı nasıl korunur, nasıl muhafaza edilir? Nasıl alttan da çıkarılıp yukarıya da insanlar getirilip sürdürülebilir bir yapıya dönüşür? Esas marifet bu, esas marifet bu. Cevat dışında oynamak isteseydiniz hangi karakteri oynamak isterdiniz? İyi, oynardım. Ya ben bütün valla arkadaşlar da kendi renklerini, kendi oyunculuk kabiliyetlerini, ustalıklarını, her şeylerini görüyorum. Birlikte bir işi beraber yapıyor olmak çok büyük bir keyif. Mesleğine, disiplinle bağlı, insan ilişkileri son derece gelişmiş. Şimdi birinci bölümde şey demişler bize, ya beşinci, altıncı bölümü sanki izliyoruz. Bu kadar uyum. Herkes birbirine saygılı, mesleğine saygılı, arkadaşlarına saygılı. Severek yapıyor, birbirimizi tamamlayarak. Bunu görmek güzel. Şey gibi oldu, bir okul gibi oluyor burası. Hakikaten bir kumpanya havası var yani. Hani bunu mesela şöyle bir şey yapabiliriz mesela. Bir rol bile söyleyip. Aynı ekip mesela cumartesileri mükemmel eşleşmeyi çekiyor. Aynı ekiple de bir aksiyon suç dizisi yapalım. Yapamayız. Ya bu ekip her şeyi yapar. Her şeyi yapar, onun için söylüyorum bunu. Her şeyi yapar yani. Birlikte olmaktan büyük keyif alıyoruz, görüyoruz birbirimizi gördüğümüzde aldığımız keyfi. Reji ekibiyle, yapımla, herkesle beraber bir kumpanya havası esiyor burada yani. Onu görmek güzel. Peki çok teşekkürler konuk olduğunuz için. Akşam TV'nin değerli izleyicilerine iyi akşamlar.